Bu videoyu izledikten sonra yıllarca MatePad Pro kullanmış gibi olacaksın. Dostlar herkese merhaba. Çok ilginç sürprizlerle dolu bir video ile karşınızdayım. Çünkü şu anda elimde Huawei MatePad Pro var. Evet, tablet dünyasında rekabette Huawei diyor ki ben de varım. Hem de acayip aksesuarlarla beraber şu anda Karşınızdayım bir kalem, bir adet klavye aynı zamanda koruyucu ve Huawei MatePad Pro'nun kendisi. Evet sektörde tabii ki Rekabet var, rakipler var. Hatta tasarım olarak MatePad'e benzediği çok fazla ürün var sevgili dostlar ve şimdi bakalım Huawei tarafı bize neler sunuyor. Bu videoda onları göreceğiz. Huawei MatePad Pro'yu kutusundan çıkaralım, sonra da aksesuarlarına geçelim. Jelateninden çıkartacağız arkadaşlar. Jelaten mi dedim ya? Çok küçükmüş bu arada. Beklediğimden hafif ve ince geldi arkadaşlar. Kutunun içerisinde bir adaptör var. Bu adaptör. Allah Allah bu da küçük geldi. Bak bu da beklediğimden küçük. Ama 20 watt şarj ediyor. Hızlı bir adaptör. Bunu da anlatacağım size. Sonrasında kablo olması lazım. Burada görmüş olduğunuz gibi kullanım kılavuzları var. Bunun içerisinde böyle yolluk gibi yapmışlar bu arada. <laughs> Kablomuz var. Kablo ne kadar ince ya bu arada. Telefonun kablosu daha kalındı diye hatırlıyorum biliyor musun? Koca tablete incecik kablo yapmışlar. Bu arada elim şuradaki... <laughs> şuraya battı biliyor musun? <laughs> <laughs> abi ona bir çözüm bulsak iyi olur ya. Şimdi kutudan başka bir şey çıkmıyor. Ne beklersin Ümit'ciğim kutudan? Kulaklık bekler misin mesela? Kulaklık, elbette ki abi, kulaklık olmazsa olmaz. Kulaklık, yani, kulaklık yok. Kulaklık yok. Şimdi başka aksesuarlara bakacağız. Tabii ki tablet değil. Bu tablete de pro dersek bir kalem beklentimiz oluyor. Bu kalemin de nasıl bir şey olduğuna bakalım. Huawei M Pencil diye geçiyor arkadaşlar bu kalem. Evet. Bakalım diğer tabletlerin kalemini kıracak bir kalem mi bu? Gerçekten kaleme benziyor bu arada. Hakikaten kalem gibi kalem. Şunun kaleme benziyor abi. Evet. Güzel bir kalem arkadaşlar. Bunu göstereceğim. Kablosuz şarj oluyor, manyetik. Çok dadanak diye yapışıyor. Şimdi şuradaki kutuları uzaklaştırayım. Şarj aletini de uzaklaştırayım. Bir diğer aksesuarımız buradaki klavye. Bu klavye aynı zamanda ekran... Aa! Kesmeye gerek yok. Mantıklı bir açılma şekli var artık. Biz alışmışız bıçakla doğramaya. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Bu bundan ağır galiba ya bakayım. Abi şu haliyle ağır biliyor musun? Ama bu çok önemli bir kılıf. Neden? Göstereceğim. Şunu şöyle koyalım. Sanki bir ajanda. Dokanır mısın abi elinden? Bir dokan. Aa, çok iyi abi. Nasıl? Çok iyi. Güzel değil mi? Ajan. Bence gibi. de güzel. Aynen. Ajanda gibi. Şunu da şöyle koyalım. Şuradan da bunları çıkartalım. Kalemi de kullanılabilir vaziyete sokalım. Şuradan tabletimizi çıkartacağız. Arkadaşlar jelatinimizden şöyle bir çekelim. Arkası lacivert mi abi? Çıkartalım. Evet arkası lacivert. Bu arada dört farklı renkle gelmekte. Turuncu, yeşil. Ve beyaz renkler de var ama bu renklerin adlandırması bayağı enteresan onu sizlere söyleyeceğim. Şimdi ne yapıyoruz? Böyle takıyoruz. Bu bir mıknatıslı arka kılıf olduğu için hemen yapışıyor sonrasında durum bu dur bekle bitmedi daha bir de kalemi nasıl koyacağız Aa, her şekilde oluyor mu yok sadece bir yer oluyor Tamam hazırız Hadi detaylı incelemeye geçelim evde kaldığımız şu günlerde gerçekten bu tabletlere olan ihtiyacımız fazla Çünkü Eğitim için kullanan çok sayıda arkadaşımız var. Özellikle burada kalem de olunca bunu da hesaba katmak istedim. Sonrasında işimizi daha çok evden yapar olduk. Kalem hesap kitap işleriyle uğraşan bir de şöyle bir durum var. Mesela görseller notlar alan, toplantılarda böyle biraz daha detaylı notlar alan kişiler için gerçekten ilginç bir çözüm olabilir. O nedenle burada anlatacağım teknik detaylara lütfen biraz daha yakından bakmanızı öneririm. Şimdi herkesin bir tablete ihtiyacı Bizim daha çok ihtiyacımız var bu arada. Sebebi evde iki tane Yaramaz bebeğimiz var. Maşallah derseniz sevinirim şu anda ekranda görüyorsunuz. Şimdi onlar tableti gerçekten seviyorlar ama yanlış anlamayın. Yani sadece işte YouTube'dan bir tane e, ne o Ayşe, Fatma öyle videoları açıp sadece izletmiyoruz. Gerçekten müthiş uygulamalar var. Bu uygulamaları açıyoruz. Da onlar çok güzel bilgi sahibi oluyorlar. Hayvanları tanıyorlar. Artırılmış gerçeklik uygulamaları var. O nedenle tablet gerçekten bizim için eğlence, eğitim ve iş için kullanabileceğimiz harika bir cihaz. Şimdi şöyle bir gerçek var. Piyasadaki en büyük rakip Apple'ın iPad Pro'su. Tasarım olarak gerçekten birbirine benzer. Huawei tarafında teknik olarak, altını çizerek söylüyorum, teknik olarak üstün olan bazı özellikler var. Bunların neler olduğunu anlatacağım ama tabii ki son karar verecek olan sizlersiniz. İşin içerisinde tabii ki kullanıcı deneyimi satın alma kararını verdiren en büyük faktör. Şimdi ekrandan başlayalım isterseniz. Bunu birazcık sökeceğim buradaki aksesuarlardan ve Şuradan başlatma butonuna da basalım. Bir yandan da kurulumları gerçekleştirmiş olalım sevgili dostlar. Ekranın 10.8 inçlik Huawei'in full view ekranı olduğunu söylemiş olalım. Güzel bir şekilde de animasyonla ilk açılışımızı yaptık. EMUI logosunu şu anda görüyoruz. Dil olarak Türkçeyi hemen bulalım. Bulduk. Başlayın diyoruz arkadaşlar. Türkiye'yi de seçiyoruz. Kullanım şartlarımızı, her şeyi seçtik. İnternetimizi bağlıyorum. Yüz tanımayı ayarlayacağım arkadaşlar. Önce kilit açma yöntemini de bir değiştireyim. Bir pin girmemiz gerekiyor. Pini girdik. Şimdi yüz tanımayı başlatıyorum. Ne kadar? Biraz sola dön diyor. Biraz başını indir. Tamam. Bir profil vermemiz gerekiyor. Hakkı diyorum. Yeni cihaz olarak kur diyorum. İstersek başka bir cihazdan da transfer yapabiliyoruz. Geri geleyim. Mesela başka bir cihaz kabul et diyorum. E, bu bir Android cihazda olabilir, bir iPhone ya da iPad'de olabilir. Yani bir uygulama var. Bu uygulamayı o cihaza da kuruyorsunuz. Bu sefer oradaki bütün verileri buraya aktarabiliyor. Şimdi bu neden önemli? Arkadaşlar Huawei'in bu cihazında da Google servisleri yok. Çünkü Google ile henüz anlaşma sağlanmadı. Trump'ın geçtiğimiz günlerdeki açıklamasına göre de 2021'e kadar bu anlaşma olmayacak gibi görünüyor. Peki Huawei tarafı ne yaptı? Kendi app galerisini hazırladı. Gerçekten çok fazla uygulama var. Ama siz eski uygulamalarınızı hızlı bir şekilde, kolay bir şekilde kullanmak istiyorsanız en iyi yöntemlerden bir tanesi eski platformdan buraya taşınmak. Android olursa oradaki APK'ları hepsini buraya yüklüyor. Rehber, Wi-Fi şifreleri, kişiler hepsini buraya taşımış oluyorsunuz. O nedenle bu seçeneği mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Bu aşamadan sonra bu sefer ekrandaki hareketleri bize gösteriyor. Yani aşağıdan yukarıya kaydırırsan şöyle, sağdan böyle, soldan böyle. Bunları bir de size alıştırıyor arkadaşlar. Şöyle yukarıda bir tut diyor. Açık olan bütün uygulamaları göreceksin. Ekran kalitesi güzel. Zaten Huawei tarafında akıllı telefonlarda elde ettiği bir ekran deneyim var. Bu gerçekten çok başarılı. Şu anda elimde oldukça yeni bir Huawei akıllı telefon var. Bakın mesela bunun da ekran kalitesi gerçekten çok başarılı. 10.8 inçlik Huawei Full View ekran. %90 ekran kasa oranına sahip. Yani %90 ekran kasa oranı bir tablet için yine oldukça iyi bir oran sayılabilir. Bu oranı yüksek tutabilmek için burada kamerayı oraya bir nokta şeklinde bırakmışlar sevgili dostlar. Sol üst tarafta yüz tanıma imkanı da olan bir kamera var. Açma kapatma butonu hemen sol tarafta ve yukarıda da sesi alçaltıp azaltan aynı zamanda mikrofonlar böyle cumhuriyet olmuş arkadaşlar burada. Çünkü sesli notlar bu tabletin önemli bir özelliği. Burada hoparlörler var. Bir başka hoparlör çifti de burada. Ve bir Type-C girişini görüyoruz. Onun dışında arka tarafta da dikey kameramızı görüyoruz. Bir tane lens var. Güçlü bir flash var. Onun da yanında bir mikrofon girişi daha var sevgili dostlar. Parmak izi bırakmıyor. Camda tabii kalıyor biraz parmak izi. Ama arka taraf gerçekten çok güzel yapmışlar. Herhangi bir parmak izi Kalmıyor ve hızlı bir şekilde yüzümü tanıyor. Merak ettim mesela bu diyelim ki şöyle masanın üstünde kapalı. Ben de şöyleyim. Acaba yüzümü tanıyacak mı? Tanıyor, tanıyor. Masanın üzerindeyken yüz tanıma sistemi dümdüz bir zeminde tabi biraz zorluyor ama şu açıdayken çalışıyor arkadaşlar. Zaten bunun kılıfı iki farklı açıyı destekliyor. Bu bir. Biraz daha yatay olsun derseniz bu da iki burada zaten çok hızlı çalışıyor. Hızlı çalışması da gerekiyor. Çok da güzel bir dur bir şey anlatıyorum. Çok da güzel wallpaper'lar var, duvar kağıtları var. Bu duvar kağıtlarını sık sık değiştiğini göreceksiniz. Bu da güzel bir şey. İstediğiniz bir tanesini mutlaka kullanabilirsiniz. Bu arada Huawei MatePad keyboard yani buradaki akıllı klavyeye bağladığımda hemen bir talep geldi bağlanayım mı dedi bağlan diyorum arkadaşlar şu anda bağlanıyor ve klavye akıllı bir klavye şu anda bağlantı tamam herhangi bir şey yapmama gerek kalmadı ve neredeyse bilgisayara yakın bir deneyime kavuşmuş olduk bunun üstüne bir de kalemi isterseniz şöyle bir koyalım üst tarafta manyetik olarak tutturuluyor ve hiçbir şekilde düşmüyor yani yürürken düşer mi yok arkadaşlar yine bir uyarı geldi bağlanayım mı diye bağlan diyorum ve bağlantı gerçekleştirildi hem kalemi hem de buradaki akıllı klavyeyi kullanabilirsiniz biliyorum. Bize test için gelen bu cihazın akıllı klavyesinde Türkçe karakterler yoktu sevgili dostlar. Daha sonra satışa çıkar mı? Herhangi bir bilgim yok. Eğer böyle bir bilgi elime geçerse yorumlar kısmında bizzat şahsi olarak bu yorumu sizlerle paylaşacağım. Ekranın DCI-P3 dediğimiz bir renk aralığı var. Bu renk zenginliğini desteklediğini söyleyebiliriz. Bu önemli. Hem de sertifikalı olarak bu platformu destekliyor olması bizim için önemli. Zaten hani kullanıcı olarak baktığınız zaman çok güzel bir ekranı var ama bunun sertifikalandırılması da yine bizim için güzel bir şey. Bununla beraber 540 nit parlaklık var. Bu parlaklık da böyle cihazlar için oldukça iyi bir değer anlamına geliyor. Bilmiyorum hani güneş altında çok kullanma imkanınız olacak mı? Bu parlaklık ne kadar fazla olursa aydınlık ortamlarda yine ekran içeriği ise çok canlı net bir şekilde gösterilmiş olacak. Şimdi geçelim işlemci platformuna. Bu arada Huawei akıl telefonu yanımda tutuyorum. Çünkü entegre çalışabiliyorlar. Hem de inanılmaz entegre çalışıyorlar. Bunu size uygulama olarak göstereceğim. Gelelim işlemciye. Kirin 990 işlemci platformu var içerisinde. Huawei'in en güçlü işlemci platformundan bahsediyoruz. Bu işlemci platformu beraberinde NPU Neural Process Unit yani yapay zeka ünitesinde barındırıyor. Yapay zeka ünitesi sadece çekilen fotoğraflar için değil. Yapmış olduğunuz işlerin yoğunluğu, kullanım alışkanlıklarınız gibi birçok deneyimi takip ediyor, güvenli bir şekilde takip ediyor ve bu takip sonrasında bir optimizasyon ve aynı zamanda size bazı önerilerde bulunuyor. Bu da size performans, fazladan pil ömrü, işlerinizde daha kaliteli sonuçlar ve zaman anlamına geliyor. Bu güçlü işlemci platformuyla aynı zamanda oyun da oynayabiliyorsunuz. App Gallery ya da başka yöntemlerle buraya kurabileceğiniz oyunları da sorunsuz bir şekilde oynayabileceksiniz. Belki de video düzenleme işlerini de bazı uygulamaların yardımıyla burada yapabilirsiniz. Gelelim bu telefonu bulundurma sebebime. Bu arada çok da güzel tesadüf oldu. İkisi de aynı duvar kağıdına sahip sevgili dostlar. Şimdi bu klavyenin Şöyle güzel bir özelliği var. İçerisine NFC teknolojiye yerleştirmişler. Nereye yerleştirmişler? Sağdaki shift tuşun üzerine. Zaten burada bir sinyal resmi görüyorsunuz. Onun üzerine bu telefonu dokundurmadan önce telefonun hemen ekranını aşağı doğru kaydırıyorsunuz. Huawei Share butonunu aktif hale getiriyorsunuz. Şu anda Huawei Share hazır. Ne yapıyoruz? Buraya shift tuşuna dokunduruyoruz. Diyor ki bağlanayım mı MatePad Pro'ya? Bağlan diyorum. Bağlandıktan sonra burada diyor ki bir Çoklu ekran işbirliğine gideyim mi? Git diyorum. İzin ver diyorum ve bağlandı. Bağlantı başarılı. Şu an görmüş olduğunuz bu telefonun sıfatının aynısını şu anda dur bu sesi kısayım. Sesi de bu arada çok güçlü. Sese de geleceğim. Şu anda sağ tarafta görüyorum arkadaşlar. Yani inanılmaz bir olay. Ben şurada da ekran kaydını başlatacağım arkadaşlar. Ekran kaydını başlatıyorum. İzin ver diyorum. Tamam diyorum. Şu an ekran kaydı başladı. Her iki cihazın ekranında kayıt oluyor. Böyle bir Inception moduna döndük arkadaşlar. Tabletin içinde bu ekran, bu ekran aynı zamanda burada. Şimdi tablette mesela şöyle yapıyorum ve burada da değişiyor yani sanki uzaktan hayaletler üç harfler bu telefonu kullanıyormuş gibi bir durum var. Yani ben açıkçası bu olaydan mutlu oldum arkadaşlar. Bir çağrı geldi diyelim buradan cevaplıyorsunuz. Yani şu olay güzel. Sadece görüntü olarak değil, fonksiyon olarak da telefonu tabletin içine koymalarını gerçekten başarılı buldum. Çünkü olay sadece dosya transferiyle de kalmamış burada. Dosya transferlerini de yapabiliyorsunuz. Arada hızlı bir bağlantı kuruluyor. O konuda zaten problem yok. Ama şu ekranın içerisinde telefonu görmek... Yani Ümit'ciğim ben bunu sana satarım abi. Yani şu özellikle beraber ben bunu sana satarım. Bu olay güzel olmuş arkadaşlar. Huawei cihazlarla beraber bu ekosistemi oldukça geliştirmeye çalışıyor. Benden geçer not aldı. Şimdi gelelim bu kaleme. Huawei M Pencil olarak geçiyor. Arkadaşlar kalemde beklenen birkaç özellik var. Yani sıkı bir tablet kullanıcısı olarak sizlere söylemek isterim. Bunlardan bir tanesi kalemi tutabiliyor mu? Mesela Samsung'un Galaxy Note serisinde kalemler çok ince. Beraberinde uzun süre kullanımda bir rahatsızlık oluşturuyor. O nedenle bu tasarımın gerçekten kalem gibi kalem olması önemli. Şimdi not alıyoruz veya resim üzerinde bir işlem yapıyoruz. Bunları kolaylıkla yapıyorsunuz. Daha sonra hop buraya bırakıyorsunuz. Hem şarj oluyor hem de kaybolmuyor. Çünkü tabletlerde eğer böyle bir yöntem olmazsa bu kalem böyle çok kısa sürede kayboluyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Kalemin beğendiğim bir özelliği var. Mesela şu anda Ümit bana hayatına dair çok önemli deneyimlerini paylaşıyor. Dedim ki dur Ümit dur benim bunları yazmam lazım. Şu anda tablete dokunmadım. Önce kalemi alıyorum. Kalemi aldım. Tabletin ekranı hala kapalı. Ümit diyorum neydi bana söylediklerin? Onun söylediklerini not almak için ekrana bir kere dokunduğumda bak şifre mifre hiçbir şey girmedim. Doğrudan not ekranı açıldı. Aşağıda da farklı farklı kalemler falan seçenekleri mevcut. Böylelikle ben hemen not alabiliyorum. Bunu da kaydediyorum. Dahili olarak gelen bir uygulama başarılı bir özellik olduğunda belirtmiş olayım. Bu notu daha sonra transfer edebiliyorsunuz. El yazınızı tanıyabiliyor. Ve aynı zamanda çoklu pencere özellikleri var. Birazdan anlatmaya başlayacağım. Oradaki pencereler içerisine de taşıyabiliyorsunuz üretmiş olduğunuz içeriği. Şimdi burada bir klavye var. Burada hatta fazladan bir de kalem var. Böyle size iki farklı açıda bir böyle bir de daha dik olarak şu şekilde hizmet veren bir ekran var. Yani acaba bu cihazda aksesuarlarıyla beraber bir PC deneyimi yaşayabilir miyim? Bunu şimdi sizlere göstereceğim. Önce şu çok beğendiğim telefon bağlantısını bir keselim. Sevgili Huawei akıllı telefonumuzu da bir kenara bırakalım. Şimdi yapmam gereken üst taraftan menüyü kaydırıyorum. Aşağı doğru bir daha kaydırıyorum. Burada istediğim seçenek yok yani size anlatacağım. Şimdi buradaki düzenle butonuna basıyorum. Masaüstü modunu ben bu sefer sık kullandığım bir özellik olacağı için buraya taşıdım. Bitti diyorum. Böylelikle üst menüyü de nasıl özelleştireceğimizi görmüş olduk. Masaüstü modu var. Ne işe yarıyor bu masaüstü modu? Tıklıyorum arkadaşlar. Bir daha bana sorma diyorum. Gir diyorum ve EMUI Desktop isimli bir ara birim bizi karşılıyor ve PC deneyimini bize daha fazla yaşatabilmek için bu sefer ekranım bir bilgisayar ekranına dönüştü. Hatta Windows'a çok yakın bir ekran olduğunu söyleyebilirim. Kalemimi alıyorum. Şu andaki ilk karşılaşmam bu arada. Mesela şu anda Wi-Fi bağlantı seçeneklerim burada. Yine ana menüye dönebiliyorum arkadaşlar. Şuradan uygulamaları görebiliyorum. Bu arada bazı dosyaları doğrudan buradaki masa üstüne de aktarabiliyorsunuz. Buradaki dosyalar klasörü de var. Ve Type-C giriş olduğu için bu Type-C giriş ile beraber işte bu bir kart okuyucusu olabilir. Başka bir cihaz olabilir. Bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bahsetmiş olduğum bu aksesuarlarla beraber bir PC deneyimi şu anda sizlere sunulmuş oldu. Tablette beğendiğim noktalardan bir tanesi bu. Çünkü videonun başında bahsettiğim gibi rekabet var. Bu rekabette rakipler onlar da PC deneyimi yaşatmak istiyor. Çıkartmış oldukları aksesuarlar olsun. Güncellenen işletim sistemleri işte onlar da kablosuz cihazlara bağlanabiliyor. Böyle dosyalar arasında, pencereler arasında dolaşabiliyorsunuz. O nedenle rekabette bu özellik önemliydi. Bunu da yine sizlere eklemiş olduğum bir bakayım böyle pencereleri, mencereleri vallahi çok güzel bir şekilde arkadaşlar kullanabiliyorsunuz. Müzik açıyorum, muyum? Onu da açıyorum. Onu da yapıyorum. Şu ekranı yansıtmadan sonra Ümit beğendiğim ikinci özellik. En çok beğendiğim ikinci özellik bu. Bu arada EMUI hem desktop hem de normal modda çoklu ekranla çalışmaya olanak sağlıyor. Çünkü telefonlara göre çok daha büyük bir ekran var karşımızda. Ve bir yandan e-postalarımızı cevaplarken ne bileyim bir tane video izleyebiliriz. Ya da açılan bir ofis belgesini incelemek isteyebiliriz. Ona notlar alabiliriz. Birden fazla pencereye çalışmamıza ve pencereler arasında etkileşime, bir nesneyi alıp hop öbür pencereye bırakmaya imkan tanıyor. Hoşlandığım başka bir özellik de şu, bir uygulamayı birden fazla açabiliyorsunuz. Yani bu çok güzel bir şey çünkü bir ofis uygulaması var diyelim. Bir tane belgeyi açtığınız zaman başka bir belgeyi daha açıp iki tane belgeyi böyle yan yana çalışmak istiyorsunuz. Aynı uygulamayı çoklayarak, uygulama çoklayıcısı sayesinde bu imkanda yine EMUI'da mevcut. Şimdi gelelim biraz daha multimedya özelliklerine. Harman Kardon yani çok başarılı bir ses markası. Bu markanın güzel bir platformu şu anda tablete entegre edilmiş durumda. Zaten hoparlörleri size göstermiştim kutu açılışında. Ve başarılı bir şekilde bu ses çıkışı sağlanıyor. Neden? Çünkü ekran gerçekten başarılı. Bu ekranda film de izleyebilirsiniz. Videolarınızı da izlerken çok daha iyi bir ses deneyimi almak isteyebilirsiniz. İşte Harman Kardon'la bütünleşmiş olan bu teknoloji emrinizde. Sonrasında geçiyoruz bataryaya. Arkadaşlar 7250 miliamperlik bir batarya var. Tabii ki telefonlardan çok çok daha fazla. Ama o kadar da ağır bir cihaz değil. Onu tekrar tekrar söylemiş olayım. Tamam 7250 mAh bataryamız büyük. Ama şarj aletimiz küçük. Benim bir arkadaşım vardı o böyle Yemek yerken tabaklar küçük derdi. Yemekler güzel ama tabaklar küçük. Şimdi böyle batarya büyük ama fiş küçük. Ne yapacağız arkadaşlar? İmdadımıza hızlı şarj yetişiyor. Çünkü bu arkadaş 20 wattla şarj edebiliyor. Peki ben 20 wattla bu arkadaşı nasıl şarj edebilirim? Yani biraz şarj ettikten sonra ne kadar süre kullanabilirim? Çok güzel bir örnek var elimizde. 30 dakika boyunca şarj ettiğinizde bu tableti 3 saat boyunca kullanabiliyorsunuz. Gayet güzel bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Zaten bu cihazı olanlar büyük bir ihtimal akıl telefonları da vardır. Eğer çok zor durumda ne yapacaksınız? İşte bunu şarja takacaksınız. Siz o arada telefonla işlerinizi halletmeye çalışırken 30 dakikada 3 saatlik bir kullanım deneyimi bizlere verecek. Hop buradan devam edeceğiz. Bu arada bu arkadaşımız başka cihazları kablosuz şarj edebiliyor. 7.5 Watt'la şarj ediyor. 7.5 Watt'ı hiç küçümsemeyin çünkü iPhone 11'in, iPhone 10 S Max'in kutusundan çıkan kablolu şarj adaptörü 5 Watt gücünde ama bu kablosuz olarak karşı tarafı 7.5 watt'la şarj ediyor. Tabii karşı tarafında bu şarj desteğini de vermesi gerekiyor. Diyelim ki bu tableti yani Huawei MatePad Pro'yu kablosuz şarj etmek istediniz. Bunun için de yine sunulan güzel bir imkan var. Arkadaşımız 15 watt hızlı şarjı destekliyor kablosuz. Yani eğer böyle bir aksesuarınız varsa üzerine bıraktığınız zaman 15 wattla şarj oluyor. 15 wattta yine gerçekten iyi bir değer. Geldik videomuzun sonuna. Huawei MatePad Pro ile ilk karşılaşma anımızı sizlerle paylaştık. Ama sadece Huawei MatePad Pro değil, buradaki akıllı klavyesi ve kalemini de bu aksesuarları da dahil etmek lazım. Şimdi fiyatlar konusunda bilgi vermesem iyi olur. Çünkü fiyat değişebiliyor. Bu video bir yıl boyunca epey izlenecek gibi duruyor. O nedenle açıklama sayfasına bu ürünün fiyatını öğrenebileceğiniz bir linki bıraktım sevgili dostlar. Oradan güncel linki, ben bunu taksitle alabilir miyim? Nasıl oluyor bu işler? Öğrenebilirsiniz. Benim ilk karşılaşma anında anlatacaklarım bu kadardı. Ümit ile beraber gerçekten şaşırdığımız ve rekabete hazır olan bir tablet şu anda bizimle beraberdi ve videonun sonuna geldik. Tabii ki İlerleyen günlerde haftalarda bir uzun kullanım testi videosu da yayınlamak istiyoruz. Çünkü epey vakit geçirmek istiyoruz bu tablette. Sonrasında da hangi deneyimlerimiz oldu, neleri beğendik, neleri beğenmedik bunları anlatmak istiyoruz. O videoda görmek istediğiniz içerikleri lütfen aşağıda yorum olarak yazmayı unutmayın ve bu tablet hakkında ne düşünüyorsunuz? Rekabette karşı tarafta acayip markalar var. Çok uzun süredir bu işi yapan markalar var. Bu rekabette sizce anlatmış olduğum bu yeniliklerle Huawei MatePad Pro başarabilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Orada bol bol sohbet edelim aşağıda. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videodan anında haberdar olmak için de abone olup zile tıklayabilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Hoşçakalın.